Güzel Oyun'da bu bölüm, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sanlı Sarıalioğlu'nun hayat hikayesini anlatacağız. Kariyerinde yalnızca Beşiktaş ve milli takım forması giyen, hayatını siyah-beyazlı renklere adamış, unutulmaz oyuncunun bilinmeyen yönlerini öğreneceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe. Türkiye Ligi'nde 1973'ün son ve en büyük mücadelesi Mithat Paşa Stadı'nda kar yağışı altında başlayacak. Beşiktaş Fenerbahçe halkı selamlıyor, müsabaka başlamak üzere. Orta hakem paraya attı, kaptanlar Sanlı ve Ziya. Ailesiyle birlikte küçük yaşlarda Anadolu'nun birçok yerinde dolaştı. İstanbul'da Beşiktaş semtinde keşfedildi ve o günden sonra hayatı değişti. Başarı basamaklarını yeteneği ve çalışkanlığıyla kısa sürede tırmanacak, sporculuğuyla milyonlara örnek olacak bir figüre dönüşecekti. Sanlı Sarıalioğlu futbola nasıl başladı? Sanlı Sarıalioğlu Niğde'nin Aksaray'ında doğdu. Niye oradaydı? Babam orada kaymakamdı. Ondan sonra bütün Anadolu'yu dolaştık biz. Vali muavini, vali olarak filan. Hakkari'ye de gittik. Edirne'den Hakkari derler ya. Edirne'den Hakkari'ye de gittik. En son Gümüşhane'de vali ve ondan sonra merkez valisi olarak İstanbul'a geldik. Kaç senesinde geldik? Ben 15 yaşındayken geldik. Yani ben 15, eyvay bütün yaşlar meydana çıkıyor. Yani 1945 doğumluyum. 1960'ta İstanbul'a geldik. Babam merkez valisi oldu. İşte Serencebey yokuşunda Beşiktaş'ta böyle iki oda bir salon, minnacık, kalorifersiz, asansörsüz falan bir ev aldım babacığım. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Oraya yerleştik. Semt Beşiktaş. Orada arkadaşlar var, mahalle arkadaşları. Mahallede top oynuyoruz bilmem ne. Haber geldi, Beşiktaş altyapısına seçmeler var. Ooo dedik, Beşiktaş altyapısına seçmeler var. Haydi ben de gittim. Bütün arkadaşlarla beraber seçmelere gittik. Ondan sonra ve o seçmelerde ben kazandım. Antrenörümüz de o zaman eski Beşiktaşlı futbolculardan İmam Hayati, meşhur İmam Hayati. 18 yaşına kadar Beşiktaş altyapısında oynayan Sanlı Sarıalioğlu, A takıma çıktıktan sonra şansını iyi değerlendirdi ve kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Beş takıma, altyapıya girdim. Ondan sonra altyapıda 15 yaşında altyapıdayım. 3 yıl ana altyapı ve genç takımda oynadım. 3 yıl. Çengel Hüseyin de genç takımdaki antrenörüm. Çengel Hüseyin meşhur Beşiktaş'ın Çengel Hüseyin'i eski futbolcularından. 3 yıl oynadım. Sonra 18 yaşıma geldim. Baba Hakkı falan izliyorlar. Biz izliyor. Aa o zaman benim bir arkadaşım vardı. Yusuf Tunaoğlu. Aman. Bak ben bir şey diyeyim mi? O yetenekli bir oyuncu Türkiye'ye gelmedi. Geleceğini de sanmıyorum. Dünya çapında anormal yetenekli bir oyuncuydu. Anormal. Ama Beşiktaş'ta daha uzun nefesli olabilirdi. Uzun süre oynayabilirdi. Avrupa'da oynaması da aslında. Hatta Avrupa'dan teklif de aldı ama olmadı. Her neyse Beşiktaş A takımında da işte 18 yaşımda başladım. İlk nasıl A takımı aldılar kaptansı? Genç takımdan aldılar Hakkı Baba. Hatta 17 yaşındayken aldı. Beni İstanbul Spor maçında oynattı. Yusuf'u Beykoz maçında. Cumartesi pazar maçları yapılıyordu o zaman. Birimiz cumartesi, birimiz pazar günü oynadık. Ondan sonra o sene birer maç oynadık 17 yaşında. 18 yaşımı doldurdum 4 Temmuz. Hemen mukavele imza attılar. Mukavele, Allah Allah, bana mukavele, ben mukavele imzaladım. Kimle? Beşiktaş'la. Olacak şey değil. Ne? Para mara yok öyle bir şey. Ondan sonra hemen gözüm kapalı imzayı attım. Ondan sonra Beşiktaş'ın profesyonel oyuncusu oldum. Ondan sonra bana 2 yıl ve 2 yılda uzatması vardı o mukavelelerin, 4 yıl. Ondan sonra 2 yıl içerisinde durmadan peyderpey para verdiler. Baba Hakkı çağırıyordu böyle, öp elimi, öpüyordu elini. Ondan sonra bir çek. Oğlum ver diyordu muhasebeciye. Muhasebeci bir çek verdi. Allah Allah. Tabii dünyalar benim oluyordu ama para gözümüzde değildi yani. Asıl önemli olan, inanamıyordum. Yani ben Beşiktaş A takımın formasını giyiyorum. Sağımda, solumda Necmi abiler, Ahmet abiler, Kaya abiler, abiler. Ve ben arasında 18 yaşında bir minnacık çocuk. Ve 18 yaşında ben
A milli takımda da oynadım. Ali Sami'nin açılışı ilk maç. Hatta ondan önce de Tunus'la mı? Neyle oynadık? Ondan önce Ankara'da oynadık. Ondan sonra da Ali Sami Yen'de 64 senesi. İşte 45-64 ne yapıyor? 19 yaşında. Benim annem babam bütün sülale orada. Ay ama anormal bir mutluluk yani. Düşünebiliyor musunuz? 19 yaşında bir çocuk. Anadolu'dan işte dolaşmış İstanbul'a gelmiş. Altyapıya girmiş. Beşiktaş A takımına girmiş. Ve A milli takımda oynuyor. Allah Allah, Bulgaristan'da. Kimler vardı A milli takımda? Can Bartu, Metin Oktay. Böyle bakıyorsun onların yanında. Böyle. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar yardımcı oldular bana. O gençlere nasıl yardımcı oluyorlardı. Müthiş insanlardı. Allah rahmet eylesin. Yani oradaki büyüklerimiz. Ya sevgiyle onları anıyorum. Allah rahmet eylesin. O Metin Oktay hayranıydım. Can Bartu hayranıydım. Recep Adanır hayranıydım. Benim antrenörüm oldu Beşiktaş'ta. Yani onların arasında milli takımda oynuyoruz. 0-0 bitti o maç. O gece, maçtan önceki gece sabaha kadar uyumadım ayakta. Sabaha kadar. Hiç uyumadım. Bak şey yapmıyorum ha. Heyecandan böyle gümbür gümbür kalpler. İşte ilk A milli takım maçı o. Sanlı kaptan için Beşiktaş formasıyla yaşadığı ilk şampiyonluk kuşkusuz çok özel. Genç yaşta yakaladığı bu başarıya ulaşmak kolay olmamıştı. Çok çalışarak ve özveriyle mücadele ederek zirveye ulaşmış, hatta şampiyonluğu getiren goller onun ayağından gelmişti. Bu benim takımım ne zaman dedim biliyor musun? İlk şampiyon olduğum sene 63, bütün yaş meydana çıktı. 45 doğumlu dedik zaten. Ondan sonra 63-64 ilk sezonum. 64-65 ikinci sezonum. 65-66 ve 66-67 şampiyon olduk. 2 yıl üst üste. Ve ben evet bu takımın gerçek oyuncusuyum ne zaman dedim. 65-66 sezonun sondan bir evvelki maçı İzmir Spor'la İzmir'de. Biz ondan sonra bir maçımız daha var İstanbul'da. Ama biz İzmir Spor'u yenersek şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Puan farkı artık kapanmayacak şekilde. İzmir Spor'la oynadık. O maçta 2-0 galip geldik. Ve 2 gol 2 attı. Ama büyük keyif yani düşünebiliyorsun. Yani 20 yaşıma gelmişim. Beşiktaş'ta ilk kez oynuyorum. A milli takımına geliyorum. Yani uçuyorum havalarda. Ama onu hazmedebilmek var. Ve onu ağır başlıkla karşılamak var. O dönemde öyleydik ama. Çoğu futbolcular böyleydi. Yani altyapıdan gelen, birdenbire yükselen oyuncular da saygı vazgeçilmez ön koşulumuzdu bizim. Kime saygı? İşimize saygı. Arkadaşlarımıza saygı. Büyüklerimize saygı, taraftara saygı, basına saygı, insana saygı ve özveri. Yani bizden istenen sahaya çıkıp boğuşmaktı, çalışmaktı, koşmaktı, kazanmaktı, zafere ulaşmaktı. Bunları hep birer ilke olarak gördük her birimiz. O dönemde pek çok futbolcu böyle gördü. Sanlı Sarıalioğlu'nun futbol oynadığı dönemlerde rekabet üst düzey olsa da rakipler arasında saygı asla eksilmezdi. Takımlar saha içinde kıyasıya mücadele ederken birbirini küçümsemeden yarışırlardı. Bugünün futbol ikliminde bazı değerler maalesef göz ardı ediliyor. Başarılı olmaya çabalarken geride bırakılan unsurlar unutuluyor. Ya rekabet elbette ki vardı ama biraz önce de söyledim. Temel ilke sportmenlik. Sportmen olacaksın. Saygılı olacaksın. Rakibine karşı son derece saygılı olacaksın. Yani işte dedim ki mesela Metin Oktay bilmem ne anormal severdik. Can Bartu falan. Ya
bir defasında bir maç yapıyor, maçın içerisinde bizden bir arkadaş biraz sert girdi Metin Oktay'a. Ben gittim ve birkaç kişi daha, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Metin Oktay'a, ha futbol sert bir oyun, markacını yap, istediğin gibi onu durdurmaya çalış ama kasıtlı hareket. Sadece Metin Oktay'a değil, hiç kimseye karşı yapamaması bir hareket. Ama hele Metin Oktay gibi birisine nasıl yaparsın diye silkeledik. O sahanın içinde 2-3 kişi biz o arkadaşımızı silkeledik. O bütünlük, o arkadaşlık belki de amatörce yöneticiler tarafından amatörce yönetilmemize rağmen zaman zaman başarıları getiriyordu. Beşiktaş 1974-1975 sezonunda UEFA Kupası ilk turunda Romanya'nın Steaua Roșu takımıyla karşılaştı. İlk maçı İstanbul'da 2-0 kazanan siyah beyazlılar rövanş için avantaj sağlamıştı. Ancak Romanya'da maçın son dakikalarında arka arkaya yenilen 3 gol turun kaybedilmesine yol açacaktı. Efendim 2-0 galibiz. Türkiye'de galibiz. İstanbul'da galibiz 2-0. Gittik. Romanya'ya gittik. İşte ben takım kaptanıyım. Maşallah. Ondan sonra 87. dakika. 87. dakika. 0-0. Ya bir top geldi. Gol oldu bize. Tamam. Oldu. Ondan sonra aramızda konuştuk. İşte Lütfü var, stoper. Allah rahmet eylesin, Vedat var, santrafor Tezcan, hayatta bunlar. Tezcan hayatta, Vedat'cığım, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ne yapacağız? İşte Tezcan bana verecek, ben döneceğim Vedat'a vereceğim. Vedat dönecek, stopere verecek, Lütfü'ye verecek. Lütfü dönecek, Sabri'ye verecek, kaleci Sabri'ye. Sabri çok uzun vuracak, onların yarı sahasından, sol taraftan taça doğru vuracak. Orada topu sıkıştıracak. Orada da bir iki dakika. Ya biz bunu yapana kadar işte Tezcan bana ben bilmem ne yapayım. Sen araya bir tane daha Romen gir. Bir çak 90'a. Biz ne olduk biliyor musun? Çok iyi. Stat boşalmış. Fulldu. Stat boşalmıştı. Bir baktık yine stat yeniden çıkanlar içeriye girmiş. Onun üzerine şimdi bana diyorlar ki ya gittin topu kaleden aldın. Ya kaleden aldım ben topu. 2-0 oldu. 2-0'da uzayacak maç. 2-0'da İstanbul'da kazandık ya 2-0'da uzayacak. O moralle çoğumuza kramp giriyor. O psikolojik çöküntüyle maç uzarsa 5 tane daha yeriz belki de. Yani öldük, bittik. Ondan sonra gittim hırslı o topu aldım. Aldım kaleden, evet getirdim, santraya koydum. Ve koyduk. Santrayı yaptık, bir tane daha yedik. Gül gül, sen gül, evet. Ben andayım, sen gül. Ben de kapat, anlatmamam lazım. Ondan sonra yedik. Bak ne olmuş biliyor musun? Bu İstanbul'da hani bir tünel var. Tünel midir, nedir? Bir şey var. Alt geçit var. Epeyce uzun trafik de varmış. Adamın biri girmiş, radyoyu dinliyor, 0-0. O alt geçide girmiş, trafikte ilerlemiyor. Alt geçitte, radyo susmuş tabii alt geçide girince. O alt geçitten çıkmış, 3-0. Bir tekme atmış radyoya, radyoyu paramparça etmiş. Adam haklı, yerden göğe kadar haklı yani. Olacak şey değil ama işte futbolun enteresanlığı da bu herhalde olsa gerek. Steaua Roșu forțează victoria. Beşiktaş trece printr-un moment foarte greu. Gheorghe a executat. Sabri! Gol! Nemaipomenit! Nemaipomenit! Bravo băieți, este formidabil ce ați făcut în aceste... Geldik Romanya'dan. Giresun'da maçımız var. Stat full. Ama millet 3 dakikada 3 gol yiyen takımı ne yapsın? Islıklıyor, alkışlıyor, ne yapacağını bilmiyor. Deniz tarafındaki kaleye hücum ediyoruz. Kapalı tribünün altında adamın biri. O sesi hala bak, şimdi kulaklarımda onun sesi. Bağırsa duyar, bu o derim işte.
Adamın biri, kaptanım be, sen olmasan biz ne yaparız be? Ama yeter be, yani gel sana güzel bir jübile yapalım be. Susmuyor adam. 3 dakikada da 3 gol yenir mi be? Ya haklı, haklı ama boğacağım adamı. Adamı boğacağım, susmuyor. Ondan sonra dakikalar geçiyor, adam ne ses var, ne nefes var, ne yürek var. Bir top geldi, ben vurdum, gol oldu mu? Gol attık. Adam yine bağırıyor, kaptanım be, sen olmasan biz ne yaparız be? Allah kahretmesin, değil mi? Jübileye karar verdim. Tamam dedim, sanlı, senin sonun geldi. Sen, evet, her gün baklava yenir mi diyor ya. Her gün baklava yesek bıkarız diyor ya. Yani adam haklı da yani, ne diyeceksin yani. Ondan sonra jübile, tamam dedim ve jübile yaptık. Sanlı Sarıalioğlu, Beşiktaş formasını giydiği uzun yıllar boyunca camiasını daima en iyi şekilde temsil etti. Yalnızca iyi futbolcu olmanın değil, doğru temsilin de ne demek olduğunu hem oynarken hem de futbolu bıraktıktan sonra fazlasıyla göstermiştir. Ya bir kere bir sorumluluğu olan kişi olarak kendimi görüyordum. Kime karşı sorumluluğum? Kendime karşı ilk önce. İlk önce kendime karşı. Sonra temsil ettiğim, içinde bulunduğum o camiaya karşı. Onlara karşı bir görevim var. Onlar beni alkışlıyor, onlar beni el üstünde tutuyor. Onlar beni besliyor. Benim onlara bir şeyler vermem lazım. Onu eğer veremezsem kendimi eksik hissediyordum. Ve hep bu duyguyla hareket ettim. Bütün hayatım boyunca da. Yani o sorumluluğu üstlenmezseniz, o sorumluluğun bilincinde olmazsanız başarılı olmanıza imkan yok. Sadece iyi futbolcu olmak yeterli değil. İyi topa vuruyorsun, iyi çalım atıyorsun, iyi bilmem ne yapıyorsun. Tamam, oldu. Bunu yapan çok insan var. Ama bunun yanı sıra örnek olabiliyor musun? Senden sonraki nesiller, bak Sanlı abi de ya da Ahmet abi de, Yusuf abi de işte bak öyleydi. Onun gibi hareket edelim dedirtebiliyor musun? Bu önemli. Beni en çok mutlu eden de Allah'a şükürler olsun. Futbol yaşamım boyunca ve bugüne kadar da herkese saygı gösterdim. Ve büyük kesimlerden de saygı gördüm diye düşünüyorum. En azından öyle düşünüyorum. Bu nedenle de mutluyum. Jübile yapmaya karar verdikten sonra yakın çevresinden büyük baskı görmüştü. Bırakmasını istemiyorlardı. Ancak kararını vermişti ve artık yeşil sahanın dışında devam edecekti. Siyah beyazlarla geride 2 lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Başbakanlık Kupası başarısı bıraktı. Futbolun ardından bir süre Beşiktaş altyapısında, daha sonra da A takımda görev aldı. Jübile'den önce de söylediler. İşte biraz önce söylediğim gibi Jübile ertesi yılın hemen ortalısına gelmeden daha başında da tekrar bir dön dediler. Ama kararımı vermiştim. İyi ki o zaman 30 yaşındaki oyuncuya ihtiyar diyorlardı. Yani maalesef öyleydi. Kararımı vermiştim ve Jübile yaptıktan sonra, o kararı verdikten sonra ben bir daha futbola döneceğim. O sahtekarlık olurdu. Kabul etmedim tabii, dönmedim. Gazeteci olarak, basın mensubu olarak işte basına girdim ve öyle devam ettim. Ya o bam çok zor. Çok zor yani. Yılların 15 yaşından itibaren futbolun içinde geçmiş ve birdenbire sağ dışına çıkıyorsun, kenara geliyorsun, tribüne geliyorsun ve tribünde oturmaya mahkum oluyorsun. Sahanın içine yasaklıyorlar sana. Sana değil, sen kendin yasaklıyorsun kendine. Tabii ki çok zor oldu. Ama alışıyor insan. Sonra işte antrenörlük kurslarına falan gittim. O da beni biraz şey yaptı. Altyapıda 2 yıl altyapıda antrenörlük yaptım. Serpil Hamdi Tüzün'le. Serpil Hamdi Tüzün'de 2 yıl yaptık. Ondan sonra da 3 yıl A takımda. Yardımcı antrenörlük, son yılımda da tam yetkiyle menajerlik yaptım.
Teknik direktörlük sonrası spor yazarlığı yapmaya başlayan Sanlı Sarıalioğlu bu görevi uzun yıllar sürdürdü. Köşesindeki yazılarıyla gündeme yön veren deneyimli futbol adamı, televizyonda da yıllarca düşüncelerini aktardı. Bugünlerde de ailesiyle huzurlu ve keyifli zamanlar geçiren Sanlı Sarıalioğlu için torunlarının yeri bambaşka. Onlarla beraber olduğunda yüzündeki mutluluk görülmeye değer. Spor yazarı olarak devam ettim. İşte 25 yıl Hürriyet'te çalıştım. Ondan sonra çıktım değişik gazetelerde hepsinde görev yaptım. Ondan sonra şimdiki görevimde çok güzel. Ben ne yapıyorum? Torun bakıyorum. Harika torun bakıyorum. Çok sevimliler. Burada iki tane torun. Ya torunlar için evim karşıdan Beykoz'a geldim. Burada şimdi evim burası. Torunun evi de iki blok altta. İşte annesi çalışıyor, babası da çalışıyor. Var bakarı da var ama ben gidiyorum, torunu alıyorum, buraya getiriyorum. Burada onunla alt alta, üst üste işte buralarda oynuyoruz, koşturuyoruz. 5 yaşında biri, biri 11 yaşında. Allah! Onlar anormal keyif. Nasıl bir şey dedi oğlum? Harika bir şey, olağanüstü bir şey ya. Daha farklı. Yani kızım bana teşekkür ediyor. Bana, ona dedim ki geçen gün, bir daha teşekkür edersen yüzüne bakmayacağım dedim. Niye dedi? Ya benim sana teşekkür etmem lazım. Bu çocuklar bize hayat veriyor. Yani biz onlarla besleniyoruz. Onlarla hayat buluyoruz. Ya büyük bir mutluluk. Ne yapacağız? Gelmişiz bu yaşımıza neyle uğraşacağız yani? Ne yapacağız başka? Evet. Şunun güzelliğine bakın. Böyle bir güzel çocuk olur mu? Kara Kartal mı? Sanlı bir futbolcu daha yetiştiriyor. Kara Kartal'a. Hürriyet gazetesinde işte ilk önce yıllarca 25-30 yıllık Hürriyet gazetesinde, sonra diğer gazetelerde işte spor gazetelerinde falan görev yaptım. Futboldan kopmadım. Yine futbolun içinde oldum. Yine keyif alarak yaptım. İşte yurt dışlarına gittim, bütün maçlara gönderdiler beni, bilmem ne, yurt içine şey yaptım. Televizyonda yorumculuk yaptım, çok televizyonda, Lig TV dahil bir sürü televizyon kanalında uzun süreli yorumcu oldum. Ve futboldan da kopmadığım için futbolcuyken hissettiğim o duyguların büyük bir bölümünü yorumcuyken de hissettim. Ve onunla da mutlu oldum. Birdenbire puf diye sönmedim yani. Futbolu bıraktım, futbol bitti, hayatımdan çıktı değil. Futbolu işte yine devam ediyor. Gerçi şimdi daha kaç yaşındayım ben? Gencim değil mi daha? İyi, aferin. Beşiktaş'taki aktif futbolculuk yolculuğu 20 yıl sürdü ancak siyahla beyaza olan sevdası ömür boyu devam ediyor. Amatör ruhu profesyonel anlayışla birleştiren Sanlı Sarıalioğlu bugünün gençlerine de örnek oluyor. Futbola başlarken ailesinin karşı çıkmasına rağmen çok sevdiği güzel oyunun peşinden giden Sanlı Kaptan, daha sonraları ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu da neşeyle anlatıyor. Ya şimdi bir kere benim özel bir durumum var. 15 yaşında girmişsin o takıma, 35 yaşına kadar o kulübün içindesin 20 yıl. Yani artık evin oluyor, ailen oluyor. Her şeyin oluyor. Bütün varlığın oluyor. Onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun. 15'ten 35'e. Yani onun dışında bir şey düşünmen imkansız. Onun sana neden insanlar sarılıyorlar, neden alkışlıyorlar seni? Başarılı olman için. Ve sen başarılı olursan o kulüp başarılı olacak. Kulübün başarılı olması için de senin mükemmele yakın olman lazım. Yahut da kendini mükemmele yakın hazırlaman lazım. Sen hazırla kendini mükemmele yakın. Ha, futbol bu. İyi oynarsın, kötü oynarsın. İyi günün olur, kötü günün olur. Bir futbolcu her zaman iyi oynayacak demek değildir. İnsanoğlunun iyi günü var, kötü günü var. Futbolda da şanslı günü var, şanssız günü var. Ama futbolun gerektirdiği unsurların hepsini yerine getirmek zorundasın. Düzgün bir hayatın olacak. Düzgün bir hayatın olacak. Kendini, ki bizim dönemimiz daha amatörceydi.
Şimdi daha profesyonel. Ama o dönemde bile biz takım içerisindeki gençler tam bir profesyonel kafa yapısına sahiptik. İnan öyleydi. Yani diyeceksin ya o yaşta bilmem ne de 100 yıl önce öyle olur. Evet öyleydi. Hiç unutmuyorum. İlk Beşiktaş'la mukayene imzaladım Beşiktaş Hoca'yla. Hürriyet gazetesinde, bende var hala gazete saklıyorum onu. Manşet var spor sayfasında. Sanlı Yusuf, Şenol Birol'umuz olacak. Büyük manşet Hürriyet'te. Bunu söyleyen Baba Hakkı. Sanlı Yusuf, Şenol Birol'umuz olacak. Allah Allah, yani bu ne demek bu, böyle bir şey? Şenol Birol, o zamanki en iyi futbolcular. Onlar Şenol Birol Fenerbahçe'ye gitti. Ondan sonra biz de altyapıdanız. Ondan sonra babam karşıya High Life plajına gitmiştik. High Life Florya'da. Orada babam Hürriyet gazetesinde yanına getirmiş. Babamın arkadaşları da var. Böyle kalabalık bir aile. Gazeteyi gösteriyor. Futbolunun için hayatın ta kendisi. Çocukken kendini idrak ettiği yıllardan itibaren futbol ona, o da futbola çok şey kattı. Yıllarca zorlu şartlarda formanın hakkını vermeye çalıştı. Layıkıyla örnek bir kaptan oldu. Futbolumuzun efsaneleri arasına adını yazdırdı. Elbette yıllar hızlı geçiyor. Futbol sonrasında da deneyimlerini nesilden nesile aktarırken saygıyı asla geri planda bırakmadı. Ya Sandı Sarıhaloğlu için futbol nedir? İşte söyledim biraz önce, işte okulu bitirdik, kabadasını, inşaat mühendisliğine gittik, oradan gittik, eczacılığa gittik, inşaat mühendisliğine gittik, olmadı. Sonra futbola girdik. Hayatım benim. Futbol eşittir hayatım. Benim yaşam şeklim. Hala işte siz geliyorsunuz, benden röportaj yapıyorsunuz. Bazı radyolar, televizyonlar, internet siteleri telefon ediyorlar. Kaptan bize şey yapar mısın? Onlara konuşuyorum, ediyorum. Hala hayatım. Yani şimdi ben kendi kendime diyorum ben futbolla doğdum. Hala futbol devam ediyor. Futbolla da öleceğim. Yani bu arada ailem var. Torunlarım var, çocuklarım var. Mutlu bir yaşamım var. Ondan sonra keyifli bir yaşamım var. Bunun dışında futbol bana anormal bir renk kattı. Yani futbol da futbol her şey. Benim için her şey. Şimdi bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Şimdi bekliyorum televizyonda. Gidiyor, bütün maçlara gidiyordum. Benim basın kartım, sürekli basın kartım var. Benim 40 yıl basında çalıştım sürekli basın kartım olarak. Basın tribünde falan her tarafa giriyorum. Ondan sonra ama şu işte Covid'den dolayı gitmiyorum. İşte, hanım yollamıyor, yasakladı. Hanım bazı şeyler koyuyor, onlara uyacağız. Gülme öyle, sen de benim yaşıma gelirsen görürsün. Sanlı Sarıalioğlu, sporun ona kattığı enerjiyle hayatın tadını çıkarıyor. Üstelik programın sonunda çok sevdiği torunlarına da güzel bir mesaj vermeyi ihmal etmiyor. Ya spor güzel bir şey. Sporun her türlüsü güzel. Koşmak bile güzel. Yani işte şimdi bak şurada şu saha var. Torunla geliyoruz burada. O büyüğü de geliyor. Ondan sonra burada maç yapıyoruz. Kendilerine güvensinler. Özgüvenleri dorukta olsun. Her şeyi yapabilirim düşüncesi içerisinde olsunlar. Dürüst olsunlar, namuslu olsunlar, doğru olsunlar, çalışkan olsunlar. Çalışsınlar. İstediklerine çalışan, dürüst olan, doğru olan, namuslu olan her istediğini kopararak alır, kopararak. Hem de böyle çatır çatır kopararak alır. Benim diyeceğim bu en son olarak.